Sevgili seyirciler, yeni bir 5'le 1 kan programına hoş geldiniz. Bugün karşınıza özel bir dosyayla geliyoruz. Bu dosyamızda eğitim sisteminde korona sonrasında dünyada ve Türkiye'de neler yaşanacağını, uzaktan eğitimin nasıl olacağını sorgulayacağız. Bütün dünya aslında 3 aşağı 5 yukarı bu eğitim sisteminin nasıl olacağını merak ediyor. Farklı ülkelerde farklı uygulamalar var. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya gibi çeşitli ülkeler okulların açılması taraftarı. Türkiye gibi düşünenler de var. Yani sadece birinci sınıfları eğitime gönderip diğerlerini göndermemeyi düşünenler de var. İlk olarak sizleri bir dünya turuna çıkartacağız ve farklı ülkelerde eğitim sistemine nasıl bakılıyor bunu anlamaya çalışacağız. Hatırlayacaksınız, Ziya Selçuk bu hafta yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimde sadece birinci sınıfların dahil olacağını, onun dışındaki öğrencilerin uzaktan eğitimle eğitimlerine devam edeceklerini söyledi. Bir süre dedi ama görünen o ki ilk dönem böyle gideceğe benziyor. Peki dünyada durum ne? Gelin isterseniz ilk olarak İngiltere'ye gidelim. 5'le 1K Londra temsilcisi Ildan Wilson bizi bekliyor. Ildan, nedir orada durum? İngiltere'de okullar açıldı mı? Eğitim nasıl oluyor? İngiltere'de Eylül itibariyle okullar açıldı ve açık kalmaya da devam edecek. Boris Johnson bunun altını şöyle çizdi ve dedi ki aslında Covid'den daha tehlikeli dedi okulların kapanması ve gençler üzerindeki etkisi özellikle de gelecekleri açısından çok daha fazla aslında hasar yaratıyor dedi. Covid'den çok daha fazla hasar yaratıyor dedi ve okulların kapanmasının alınacak en son tedbir olduğunu, en son noktadaki tedbir olduğunu söyledi ve okulların açık olacağını söyledi. Çocukların okula gitmesinden çok memnun olduğunu, çok mutlu olduğunu söyledi. O yüzden şu anda okulların kapanması gibi bir şey söz konusu değil. Fakat okullarda çok sıkı tedbirler alınıyor. Özellikle yaş gruplarına ayrılmış durumda okullar. Sınıflar bir araya gelip, yani farklı sınıflar, 7. 8. 9. sınıflar bir araya gelip temas halinde değiller. Ayrı tutuluyorlar. Hatta sınıflar içerisindeki, aynı sınıfta içerisinde bile balonlar oluşturulmuş durumda. Bu balonlar içerisinde ancak çocuklar temas halinde bulunabiliyorlar. Öğle yemeklerini ayrı yiyorlar. Bu balonlar içerisinde yiyorlar. Teneffüslerini de ayrı geçiriyorlar. Aynı sınıflarla beraber yapıyorlar. Diğer sınıflarla geçirmiyorlar. Okula giriş saatlerinde bile 10-15 dakika bir ayrı zamanlama yapılıyor ki herkes bir anda okula girmesin. Bu şekilde okullarda sıkı tedbirlerle okulları açık bir şekilde devam ettirmek istiyor İngiltere. Fakat şu anda baktığınız zaman en fazla Covid vakası 19 ile 25 yaş arasında görünüyor. Bu da tam aslında üniversite öğrencilerinin yaş aralığına tekabül ediyor. Şu anda en yüksek rakam bu yaş sınırlaması içerisinde, yani 19-25 yaş arasında İngiltere'de şu anda en fazla Covid vakası görülen yaş aralığı maalesef. İldem, hazır seni bulmuşken aşıyla ilgili gelişmeler var mı? İngiltere'de ne konuşuluyor? Aşı bulundu mu koronavirüse karşı? Evet, aşıyla ilgili gelişmeler yaşanıyor İngiltere'de. En son kötü bir haber gelmişti. Aşıyla ilgili deneylerin durdurulduğu haberi. Aşıyla ilgili 50 bin ila 60 bin gönüllü üzerinde deneyler yapılıyor. Fakat bu deneklerden, bu gönüllerden bir tanesi rahatsızlandı. Bu kişinin de bir omurilik iltihabıyla rahatsızlandığı ortaya çıktı. Bu yüzden şu anda deneyler durdurulmuş durumda. Bir ara verilmiş durumda. Bu tabii ki bir endişe yarattı herkese, bir kötümserlik yarattı. Fakat hem aşı şirketinin, yani AstraZeneca şirketinin CEO'su hem de Boris Johnson'ın sağlık danışmanları, bilim danışmanları şöyle açıklıyorlar. Diyorlar ki bu aslında beklenmeyen bir şey değil. Aşıyla ilgili belli fazlar var. Birinci ve ikinci faz bu aşıyla ilgili başarıyla aşıldı şu anda. Fakat bu üçüncü fazda ve zaten beklenildiği gibi böyle bir durdurma yaşanıyor. Bu zaten normal bir şey. Aslında hemen hemen her aşıda yaşanılan bir süreç bu. Fakat şu anda bütün dünya bu AstraZeneca Oxford aşısını beklediği için şu anda tabii ki buna ilgi çok fazla oluyor. Her adım hem endişe yaratıyor hem umut verici bir gelişme olarak görülüyor. Fakat şu anda dediler ki endişeye hiç gerek yok. Bu normal, beklenen bir şey, bu deneylerin durdurulması. Deneyleri ne zaman başlayacağı yeniden bilinmiyor şu anda. Fakat hala umutlu açıklamalar yapıyor. Hem AstraZeneca'nın başkanı hem de Boris Johnson'ın danışmanları diyorlar ki biz umutluyuz. 2020 bitmeden muhtemelen bu aşı başarıya ulaşacak ve halka açılacak, bütün halka verilecek, bütün dünyaya aynı anda, bütün ülkelere aynı anda verme konusunda da hassasiyetimiz var diyorlar. Yani bir eşitlik çerçevesinde. O yüzden şu anda aşıyla ilgili aslında iyimserlik devam ediyor. 2020 bitmeden belki de aşıya kavuşabileceğiz. Sevgili İldem, çok çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, gelin isterseniz şimdi sizleri New York'a götüreyim. New York'ta NYU, yani New York Üniversitesi'nde görev yapan
Profesör Doktor Selçuk Şirin karşımda. Selçuk Hoca aslına bakarsanız bu konuya ilk günden beri dikkat çeken isimlerin başında geliyor. İlginç de bir tezi var. Özellikle uzaktan eğitimin yoksul çocukları çok daha olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Sevgili Selçuk Şirin, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uygulama ne? Okullar açılıyor mu hocam? İyi günler. Amerika'da durum tam bir kaos. Çünkü bir tarafta Trump var. Başkan Trump başından beri okulların açılmasını, bir an önce açılmasını istiyor. Zaten Mart ayında okullar kapatılırken de itiraz etmişti. Ekonomiyle birlikte okulların da yeniden eskiden olduğu gibi, sanki pandemi yokmuş gibi açılmasını istiyor. Diğer tarafta da tabii kaygılı ebeveynler ve öğretmen sendikaları var. Onlar da okulların açılmasını istemiyorlar. Çünkü okullar açılan yerlerde, pek çok yerde, Amerika'da okullar açıldı bu arada, açılan yerlerdeki durum iç açıcı değil. Amerika'nın Türkiye'den şöyle bir farkı var. Amerika'da Milli Eğitim Bakanlığı, bizim bildiğimiz manada bir Milli Eğitim Bakanlığı yok. Her küçük ilçenin, hatta zaman zaman köylerin bile kendine özgü bir Milli Eğitim Bakanlığı var. Türkiye'den bakanlar belki bunu anlamakta güçlük çekebilir. Ama burada merkezi bir eğitim yok. Dolayısıyla mesela benim yaşadığım yerde, küçük bir ilçe olarak düşünün burayı, 35 bin nüfusu var ve bir Milli Eğitim Bakanı var. Bu bakanlık tüm kararları kendisi veriyor. Yani takvimi kendisi belirliyor, müfredatı kendisi belirliyor. Bu süreçte o nedenle Amerika'ya baktığımız zaman yerel çözümlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Başkan Trump'ın bu konuda hiçbir yetkisi yok. Sadece öneride bulunabilir. Yani açılsın ya da kapansın deme yetkisi yok. Peki durum nedir? Mesela New York'tan örnek vereyim. New York Amerika'daki en büyük Milli Eğitim Bakanlığı. 1,5 milyona yakın öğrencisi var. New York'ta okullar 21 Eylül'de yanılmıyorsam açılacak. Yani biraz gecikmeyle açılacak. Ama nasıl açılacak? Bütün kurallara uyularak. Bu da şu demek. İşte masalar arasında yaklaşık 2 metrelik bir fark olacak. Öğrencilerde maske olacak. Bütün bunlar olunca da tabii aynı anda bütün öğrencileri okula davet edemiyorsunuz. Dolayısıyla esnek bir müfredat ve esnek bir çizelgeyle, zaman çizelgesiyle okullar açılacak. Her ders her gün olmayacak, her öğrenci her gün derse gelmeyecek. 2 artı 1 artı 2 şeklinde şu an öngörülüyor. Yani sınıfları ikiye bölüyorsunuz, pazartesi salı bir grup geliyor, çarşamba günü okul dezenfekte ediliyor. Perşembe, cuma günü diğer grup geliyor. Dolayısıyla haftada 2 ile başlandığını düşünün. New York'taki durum bu. Başka yerlerde farklı çözümler var elbette. Güney eyaletlerinde Trump'ı dinleyip okullarını açan pek çok eyalet var. Onların da Texas'ta örneğin, Alabama'da, onların da bir kısmı okulları yeniden kapattılar. Georgia'da çok büyük bir okulda örneğin birkaç kişi de pozitif test çıkınca bütün okul tekrar kapatılmış oldu. Görünen o ki önümüzdeki dönem epey kaotik bir dönem olacak. Dediğim gibi duruma göre yerel birimler karar verecek. Üniversitelerde ise mesela benim ders verdiğim New York Üniversitesi %90 oranında uzaktan eğitime geçti. Bazı dersler uzaktan eğitime geçmedi ama öğrencilere de seçenek sunuldu. Bu seçenek hemen her yerde var bu arada. Yani New York'ta mesela K12 seviyesinde %30, velilerin %30'u çocuklarını hiçbir koşulda okula göndermeme kararı almış durumda. Pek çok Kaliforniya'da da benzer bir durum söz konusu. Amerika'da durum bu. Ama dünyada da çok farklı değil. Yani Avrupa'da pek çok ülke açtı ama açarken işte esnek bir çizelgeyle açtı, biraz önce ifade ettiğim şekilde. Bir de şunu unutmayalım, ekonomik göstergelerle, okulların yapısıyla ilintili bir durum. Yani mesela Finlandiya'da, Norveç'te okullar açılabiliyor. Çünkü okullardaki sınıf mevcudu sayısı düşük. Sınıf mevcut sayısı 20 ya da 6'da, altında olunca 10 kişiyle örneğin ikiye bölerek rahatlıkla ders yapabiliyorsunuz. Zaten pek çok gelişmiş ülkede öğrenciler tek başına oturuyor. Tek başına sıralarda oturdukları zaman sıraları ayırmak da mümkün. Selçuk Hocam çok çok teşekkür ederim. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Sevgili seyirciler, gelin Amerika Birleşik Devletleri'nden Tayvan'a gidelim. Tayvan aslında koronavirüsle mücadeleyi en başarılı yürüten ülkelerden bir tanesi. Rıfat Karlova da belki de Tayvan'ın en ünlü celebrity diyebileceğimiz isimlerinden bir tanesi.
Rıfat, şu anda Tayvan'da durum ne? Okullar açıldı mı? Eğitim nasıl gidiyor? Merhaba Cüneyt Özdemir. Şu anda size Ulusal Tayvan Normal Üniversitesi'nden sesleniyorum. Bahçedeyim. Fark ediyorsunuzdur, bazen arkamdan öğrenciler geçiyor. Çünkü Tayvan'da eğitim, öğretim hayatı hiç kesintisiz devam ediyor. Bunu dünyada başaran en ender ülkelerden bir tanesi Tayvan. Fakat eğitim, öğretim hayatı devam ederken herkes kurallara da uymak zorunda. Her ne kadar şu anda Tayvan'da yeni virüs vakası, koronavirüs vakası olmamasına rağmen insanlar sanki her an virüs patlayacakmış gibi hazırlıklılar. Maskeler takılıyor, kapalı alanlara girerken ateşiniz ölçülüyor, ellerinize dezenfektanlar sıkılıyor. Bu şekilde öğrenciler kapalı alanlara, dersliklere girdikleri zaman derslerine devam edebiliyorlar. Aynı şekilde öğretmenler de maske takıyorlar ve sınıflarda son derece sağlıklı koşullarda ders işleniyor. Bunun dışında okulun dışarısına gidersek alışveriş merkezleri, kapalı alanlar, tüm yerlerde aynı uygulamalar devam ediyor. Havaalanlarında ilk virüsün çıktığı andan itibaren olan güvenlik önlemlerinden hiçbir şekilde azalma olmadı. Aynı şekilde sağlık testlerinden geçiyor insanlar ve ilk başlarda 14 gün olan karantina süreci şu anda 21 güne çıkarılmış durumda. Her ne kadar yeni vaka olmasa da Tayvan'da sağlık görevlileri her gün gereken bilgileri insanlarla paylaşıyorlar. Ve özellikle vurgulanması gereken bir nokta var. Tayvan maske olayında gerçekten çok büyük başarı sağladı. Herkeste maske var. Kapalı ortama giren girmez insanlar kurallara uyuyorlar. Zaten maske takmayanlara gereken yerlerde maske uygulamasına eğer karşı gelirseniz para cezaları veriliyor ki daha önce para cezası oldukça büyük, 30 bin dolara yaklaşan para cezaları da verildi. Bu şekilde insanlar da ortak bir bilinç oluşmuş durumda ve Tayvan hem beyzbol maçlarına hem kapalı alandaki etkinliklere hem eğitim öğretim hayatına ara vermeden devam ediyor. Tabii ki burada vurgulamamız gereken bir nokta var. Virüsün ilk başladığı anlarda Tayvan Çin'in bu kadar yakın olmasına rağmen böyle bir başarıya ulaşması inanılmaz büyük bir güç, inanılmaz büyük bir örnek. Zaten size de daha önce programlarınızda bağlanmıştım ve Tayvan'ın başarısından söz etmiştim. Maske uygulamaları, sağlık bilgilerinin şeffaf şekilde insanlara ulaştırılması, elektronik ortamda herkesin takip edilmesi, özellikle yurt dışından gelenler için söylüyorum. Her şeyin son derece dört dörtlük yapılması Tayvan'ı dünyada, Dünya Sağlık Örgütü'ne üye olmamasına rağmen tüm diğer ülkelerden büyük şekilde destek almasına neden oldu. Ben de burada yaşayan bir Türk olarak sizlere buradan güzel haberler verdim. Umarım Türkiye'de de aynı şekilde durum Tayvan gibi kontrol altına alınır ve insanlar özellikle öğrenciler eğitim öğretim hayatlarına devam ederler. Benim Tayvan'dan aktaracaklarım bu kadar. İyi yayınlar. Rıfat, çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, İstanbul'da bizi bir eğitimci bekliyor. Yıllarını bu mesleğe vermiş. En alttan en üste kadar farklı birimlerde çalışmış bir isim. Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi'nin kurucusu ve vazgeçilmez ismi diyebiliriz. Özellikle Bahçeşehir Üniversitesi uzaktan eğitime kafa yoran, daha korona ortada yokken yıllar önce bu konuda adımlar atmış bir üniversite. Bu vesileyle de Enver Bey'e soralım istiyorum. Enver Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. İlk olarak şunu merak ediyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Uzaktan eğitim sizce iyi gidiyor mu korona sürecinde? Nasıl yaşanıyor acaba? Evet, tabii bu korona dönemi, pandemi süreci bütün dünyada eğitim sistemini bir noktada en çok etkileyen alanlardan bir tanesi oldu. Bütün sektörler etkilendi ama eğitim çok çok etkilendi. Çünkü eğitim aynı zamanda da en önemli alan, en önemli sektör. Şimdi Mart ayından bu tarafa ülkemizde tabii bir anda eğitim öğretimi ara verildi ve ondan sonra da uzaktan öğretimle ilgili destekler, dersler yapıldı. Tabii bir anda dönüşüldüğü için bunda bazı aksaklıklar, problemler yaşandı. Tabii yaşanması da çok normal ama bütünüyle baktığımız zaman, yani dünya ölçeğine baktığımız zaman, dünyadaki diğer ülkelere baktığımız zaman, özellikle de Avrupa ve Amerika gibi ülkelere baktığımız zaman Türkiye bunlardan aşağı kalmadı. Hatta 3 tane ülke bu işi en iyi süreçte yürüttü dersek o da Türkiye'dir. Tabii eksiklik olmadı mı? Tabii ki oldu. Problemler olmadı mı? Tabii ki oldu. Yarın da uzaktan öğretimle ilgili yapılırken yine olacaktır. Şimdi velilerimizin, eğitimcilerimizin, hepimizin beklentisi eğitim öğretim dönemi aksatmadan devam etmesi demek. Yani bunu devam ettirmemiz şart.
nasıl devam ettireceğiz? Ya yüz yüze eğitim olarak devam ettireceğiz, okullarımızı açacağız ya da uzaktan öğretimle yapacağız. Tabii eğitim, öğretim bunları da birbirine çok karıştırmamak lazım. Öğretimi uzaktan veya yüz yüze yapabilirsin. Arada çok farklılıklar olmayabilir. Ama eğitim meselesi olunca uzaktan yapmak birazcık mümkün değil. Çünkü öğrenci akranlarını, arkadaşlarını da görmesi lazım. Yani okul ortamında olması lazım. Buradan şunu söylemek istiyorum. Türkiye ne yapmalı? Türkiye'de okullar yüz yüze eğitime açılmalı mı? Açılmamalı mı? Nerede açılmalı? Nerede kapatılmalı? Ne kadar uzaktan öğretim olabilmeli? Bunların tartışıldığı zaman hiçbirisinin tek bir cevabı yok. Bazı bölgelerde açabilirsiniz, bazı bölgelerde açmayabilirsiniz. Okul hazır ise her yerde eğitim, öğretim başlayabilir. Tabii benim kişisel düşüncem, görüşüm bu. Öğrenciler okulda olmadığı zaman zaten evlerinde sabahtan akşama kadar oturmuyor. Bu öğrenciler, bu gençler yine sokaklarda. Okul ortamının daha sağlıklı olabileceğini ben düşünüyorum. Sadece yüz yüze eğitime hemen başlayalım demiyorum. Sadece uzaktan öğretim yapalım demiyorum. Bu elastikiyeti verilmesi lazım. Yani uzaktan öğretim de olacak, yüz yüze öğretim de olacak, eğitim de olacak. Yani hibrit bir anlayışa gelmemiz lazım. Hibrit modeli burada denememiz lazım. Eğer öğrencilerimiz ben okuluma gitmek istiyorum derse okula gelebilmeli. Anne baba bu seçmeli veya seçmeli diyorum, zorunlu olmamalı. Şu anda alınan karar da bu. Bana göre doğrudur. İsteyen çocuğunu okula gönderebilir, isteyen göndermez. Ama gönderen de göndermeyen de birisi yüz yüze ders alırken bir diğeri online olarak uzaktan bu dersleri alabilir diye düşünüyorum. Enver Hocam çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, gelin sizleri Pekin'e götürelim. Çin biliyorsunuz koronavirüsün ilk çıktığı merkez diyebiliriz. Suhan'da çıktı. Fakat Çin'de daha sonrasında alınan tedbirler sonrasında okullar açıldı. Fakat son zamanlarda yeniden kapandı. Peki son durum nedir? Emre Demir bizi bekliyor. Emre, son olarak Çin'deki durum ne? Okullar açıldı mı? Son durum nedir? Pekin'den selamlar Cüneyt Özdemir. Önce genel tabloya bakacak olursak Çin anakarasında teyit edilen toplam COVID-19 vaka sayısı 85.000 üzerinde. Ölü sayısı 4.634 olarak kaydedildi salgının en başından bu yana. Ekonomik faaliyetler, eğitim ve seyahat normale döndürülmeye çalışılıyor ama salgınla mücadelenin normalleştirilmesi üzerine kurulu yeni bir dönem başladığının da altı çiziliyor. Dolayısıyla okulların açılmasından söz ederken de asla tamamen eskiye dönüş söz konusu değil. Çin Ocak sonu itibariyle tüm okulları kapatmıştı. Son haftalarda farklı seviyelerdeki okullar farklı zamanlarda açılıyor. İlk ve orta dereceli okulların yanı sıra anaokulları da 1 Eylül'de eğitime başladı. Tarihte farklılık olabiliyor zira tüm eğitim kurumlarının kendi yerel koşullarına uygun olarak okul açılma planını dikkatlice hazırlamaları ve uygulamaları istendi. Normalize edilmiş salgın önleme ve kontrol tedbirleriyle yeni bir dönem başladığının altını ısrarla çiziyor Eğitim Bakanlığı. Okulların yeniden açılması tabii her ülke açısından zorlu bir iş fakat nüfus ve coğrafi büyüklüğü göz önüne alındığında Çin açısından çok daha zorlu bir operasyon olduğunu söyleyebiliriz. 300 milyon öğrenci ve öğretmenin hareketinden söz ediliyor ve bu neticede okullar son derece yoğun nüfuslu yerler haline gelecek. Öğretmenlerin ve öğrencilerin sağlığını korumak için kampüslerde önlemlerin toplumdaki diğer gruplardan daha katı olabileceği de belirtiliyor. Mesela kapalı yönetim sistemi uygulanıyor. Böylece okula giriş çıkışlar asgariye indiriliyor. Öğrencilerin gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları gerekiyor. Bunu yaparken de üniversite öğretim üyeleri ve personele de öğrencilerle eşit şekilde muamele edilmesi gerektiği belirtiliyor. Eğitim Bakanlığı'na bağlı 75 üniversiteden 49'unda ilk öğrenci grubunun
Ağustos ayının sonunda okula döndüğü 24 üniversitede ilk grup öğrencinin Eylül ayı başlarında ders başı yaptıklarını ekleyelim. Yatılı okullarda öğrencilerin yatma, kalkma, duş alma, derse başlama ve hatta teneffüs saatleri de çakışmayacak şekilde ayarlanıyor. Böylece öğrenciler arasında kontak olabildiğince azaltılıyor. Tabii salgının başından beri etkili olan dijital sistemler yine devrede. Üniversiteler bazı mobil uygulamalar geliştirdi ve öğrencilerin hem okula gelirkenki seyahat geçmişleri hem de kampüs içerisindeki temasları, vücut ısıları kontrol ediliyor. Mesela Şanghay Jiaotong Üniversitesi'nde öğrenciler mobil uygulama sayesinde kantinde kaç kişi olduğunu eş zamanlı olarak görebiliyor. Buna göre yemeklerini nerede yiyebileceklerine de karar veriyorlar. İşin bir de maddi boyutu var elbette. Eğitim Bakanlığı birkaç gün önce güz döneminde maddi sıkıntı çekecek öğrencilere destek paketleri için çalışmalar yapıldığını duyurdu. Özellikle salgının ve peşi sıra sel felaketlerinin ağır etkilediği bölgelerden gelen öğrencilere maddi desteğin yanı sıra kayıt konusunda da belli kolaylıklar sağlanması istendi. Tabii Çin'de uluslararası okulların durumu biraz daha karmaşık çünkü personel ve öğrenciler Çin yeni yılı tatilleri için ülkeyi terk etmişti ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle hala yurt dışında mahsur kalmış durumda. Birçok yabancı öğretmen de bulunuyor ve birçok yabancı öğrenci Çin'de eğitim gören yabancı öğrenciler de bulunuyor. Hakeza özel dil okullarında İngilizce öğretenlerden tutun da uluslararası şirketlerde çalışan yabancı personelin bir kısmı da halen Çin'e dönmeye çalışıyor. Çin'de büyük yatırımları olan bazı ülkeler özel ekspres kanallar açarak personelini taşıma yoluna gidiyor. Çin'de çeşitli işler yapan Türk vatandaşları var. Bunların bir kısmı döndü, bir kısmı dönmeye çalışıyor. Bu noktada Türk Hava Yolları'nın Çin'in Guangzhou kentinden haftada bir uçuş gerçekleştirdiğinin de altını çizelim. Diğer yandan başkent Pekin'de 8 ülkeden doğrudan uluslararası uçuşlar kademeli olarak yeniden başlatıldı. Bu ülkeler arasında Tayland, Kamboçya, Yunanistan, Danimarka, Pakistan, İsveç, Avusturya ve Kanada'nın yer aldığını da ekleyelim. Çin'de son durum bu şekilde Cüneyt Özdemir. Emre çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Pekin'den sizi Almanya'ya götürelim. Almanya'da da okullar açıldı ve farklı tedbirler alınıyor. Oğuzhan Ekmen de şu anda bizi Almanya'da bekliyor. Nedir acaba son alınan durum, tedbirler ne yaşanıyor orada? Almanya'dan merhabalar. Evet, malumunuz Almanya'da okulların açılış tarihleri eyaletlere göre değişebiliyor. Buna göre Ağustos ayının ilk haftalarında ilk olarak Kuzey Renvestfalya eyaletinde kademeli olarak açılmaya başlayan okullar şu an neredeyse Almanya'nın tamamında açıldı diyebiliriz. Tabii okulların açılmasıyla birlikte tüm dünyanın kabusu olan koronavirüsüyle ilgili okullarda alınacak önlemler de arttırıldı. Öncelikle öğrencilerin okul, bina ve çevresinde geçirdikleri süre içerisinde derslerde ve sınavlarda 1,5 metre mesafe kuralına çok dikkat edilecek. Normal sayıda olan sınıflar gruplara bölünerek farklı zamanlarda eğitim verilmeye çalışılacak. Okul yönetiminin inisiyatifiyle sınıf büyüklüğüne bağlı olarak grup sayıları belirlenecek. Öğretmenler için sınıflar arası değişim mümkün olduğunca düşük tutulmasına dikkat edilecek. Yani branş hocaları az sayıda sınıfa eğitim verecek. Böylelikle öğretmen ve öğrenci irtibatı da azaltılmış olacak. Eğer minimum mesafe korunamıyorsa ortak ve grup çalışması gerektiren dersler ya sınırlandırılacak ya da tamamen kaldırılacak. Şu an tüm okullarda, okul binasında ve açık alandaki tüm kullanım yerlerinde kesinlikle 1,5 metre mesafeyi garanti edecek şekilde ayarlamalar yapılmıştır. Bina koridorlarında çift yönlü gidiş gelişler olacak şekilde düzenlemeler yapılmış olup okulun birden fazla girişi varsa giriş ve çıkışlar tamamen ayrılacaktır. Eğer koridor ve merdivenlerde yeterince yer yoksa tek yönlü bir kontrol sağlanacaktır. Asansörler ise sadece özel ve engelli kişiler için ayrılacak. Bunların dışında herkes merdivenleri kullanacaktır. Ayrıca tüm bu uygulamalar zemin işaretleri, uyarı levhaları ve bariyer bantlarıyla da desteklenecektir. Görünürde tüm bu uygulamalar eğitimi zorlaştırıyor olsa da hastalığın yayılmasını ciddi oranda azaltacağı düşünülmektedir. Ayrıca koronavirüsü tespit edilen okullarda da farklı uygulamalar yapılmakta. Bazı okullar tamamen kapatılarak karantinaya alınıyor. Bazıları da sadece korona tespit edilen sınıfı karantinaya alarak bu öğrencilere ve öğretmenlere kapılarını kapatıyor. Oğuzhan çok çok teşekkür ederim. Bir de aşıyı sorayım sana hazır bulmuşken. Orada Almanya'da aşıyla ilgili gelişmeler ne? Çalışmalar devam ediyor mu Almanya'da? Evet, Almanya aşı çalışmalarında gerçekten önemli bir yol kat etti. Tübingen'den CureVac ilk aşamayı tamamlamak üzere. Şirketin açıklamalarına göre aşının ikinci ve üçüncü aşamaları zaman olarak Eylül sonu ile Ekim ayına hazır olacak.
Yıl sonuna kadar tüm aşamalar tamamlanarak aşılar için anlamlı sonuçlar bekleniyor. Ayrıca Curever şirketinin yaptığı aşı çalışmalarını ABD onaylamış durumda. Yani Almanya merkezli bu şirketin aşı çalışması şu an için en ciddi şekilde ilerleyen çalışma diyebilirim. Yine Mainz şehri merkezli ve Türk bilim adamı Profesör Doktor Uğur Şahin'in CEO'su olduğu BioNTech şirketi şimdiden birinci ve ikinci kademe çalışmalarının son aşamalarında olduklarını duyurdular. Ayrıca bu şirket dünya çapında yaklaşık 30 bin gönüllüyü test etmekteler. Bu gönüllülerden yaklaşık 10 bini Almanya'da bulunmakta. Bu aşamalar başarılı olduğu takdirde şirket aşının yıl sonuna kadar onaylanmasını düşündüklerini açıkladı. Almanya'da sürdürülen bu iki aşı çalışmaları ciddi anlamda aşama kaydetti. Hatta şu anda aşının satış fiyatı üzerine tartışmalar yaşanıyor. Şöyle ki Avrupa Birliği ülkeleri ve AB dışı ülkeler için farklı fiyatlandırmaların uygulanması tartışmanın odak noktası halinde. Oğuzhan çok çok teşekkür ederim.